Şu zamların durdurulmasını istiyorum her şeyden önce. Bir vatandaş olarak. Milletin hali ne derdim? Millet çok zor durumda derdim. Esnaf zor durumda derdim. Bugün Laf Sokak'ta ekibi olarak Kayseri halkına Cumhurbaşkanı karşınızda olsaydın ne söylerdiniz diye sorduk. Bakalım nasıl cevaplar aldık. İnşallah memleket daha iyiye gider. Şimdi tek başına yapacağı bir şey değil. Başka isteğiniz olur muydu? Başka isteğim. Yani kanunsuz olan bütün şeylerin karşısında olması başka bir şey. 1970 doğumluyum. 2015'ten bu yana emeklilikte yaşa takıldım. 9600 gün primim var. Şimdi bizlerin yerine başkalarına emekli maaşı veriyor. Vicdanın rahat mı kendisi? Ben 52-53 yaşındayım. Daha halen emeklilikte yaşa takıldım. Emekliliğimi bekliyorum. Yani kendisi vicdanen rahat mı? Ben onu diyorum. Benim çoluğumun çocuğumun hakkını, eşimin hakkını başkalarına nasıl yedirir? Sayın Cumhurbaşkanı karşımda olsaydı şimdi mesela bugün 4250 lira şey yaptı, asgari ücretlere zam olarak açıkladı. Bu durumda mesela memurların da bir beklentisi olabileceğini, memurların durumunun da kötü olduğunu söylemek isterdim. Emeklileri de söylemek isterdim. Makas kapanıyor gibi olsa da belli bir kesimin de mağdur edilmemesi taraftarıyım ben Sayın Cumhurbaşkanıma bunu iletmek isterdim yani. Cumhurbaşkanımız karşımda olsaydı eğer, benim iki tane engelli çocuğum var. Çocuğumun şu anda raporunun 150'den 125'e düşürüldü. Benim çocuğum askerlikten de muaf oldu. Şu anda benim çocuğuma bir iş isterdim. Şu anda benim çocuğum evde oturuyor ve 20 yaşında. Babasının sigortasından da faydalanamıyor. Cumhurbaşkanı bunu sormak isterdim, benim çocuğum ne olacak diye. Teşekkür ederim. Gene iyi dayanıyor derdim. Allah yani Rabbim sağlığına, sıhhatına, gerçekten iradesine güç kuvvet versin. Gerçekten bir isteğiniz olur muydu? İsteğim biraz daha piyasaya daha çok el atması gerekiyor. Bu nasıl desem fiyat artışlarına, yani bunlara en önemli olan fiyat artışlarına düzenleme getirilmesini, eğitime özellikle baştan aşağı müfredatının değişmesini istiyorum. Vallahi ne söylerdim, vatandaşın durumu belli. Yani şu anda askeri ücret belli, 3 kuruş fark koyuyorlar, 4 lira zam yapıyorlar. Şu anda elimde 100 lirayla çarşıya çıkıyorum, inan eve hiçbir şey almadan gidiyorum. Pazara varıyorum, hiçbir şey almadan, bebelerime, çocuklarıma bir şey almadan gidiyorum. Yani hayat şartları o kadar pahalanmış ki artık zam. Ya yağın kilosu 5 kilosu 125 lira, 130 lira olmuş en kısadan. Vatandaş 130 lira verir de 5 kilo yağ alırsa bir ay yetmiyor o yağda. Arkasını siz düşünün. Söyleyeceğim başka bir şey yok ama şu zamların durdurulmasını istiyorum her şeyden önce. Bir vatandaş olarak. Başka söyleyeceğim pek bir şey yok. Neden hiç ileri gitmiyoruz, sürekli geriye gidiyoruz diye onu sorardım. Yani sorum sadece bu olurdu. Bir isteğiniz olur muydu? Yani ekonominin daha düzgün olmasını isterdim. Başka da bir şey istemezdim. Zaten ekonomi düzelirse ve de eğitim düzelirse hayat devam daha iyi olur. Daha ileriye gideriz yani. Ya da olmayınca bu durumdayız. Yani bunu sorup bunun isteğinde bulunmak isterdim. Ne söylerdim? Derdim ki Sayın Cumhurbaşkanım, bugünkü ülkenin hali ne derdim? Ekonominin hali ne derdim? Milletin hali ne derdim? Millet çok zor durumda derdim. Esnaf zor durumda derdim. Halkımız çok zor durumda derdim. Daha ne diyeyim ya, bilemiyorum ki yani. Bir isteğiniz olur muydu? Olurdu. Bence elinde bir fırsat varken değerlendirsin diyorum yani. Bu 1,5 yıl onun için büyük bir fırsat. Değerlendirirse çok iyi olur. Değerlendiremezlerse de bilmiyorum yani. Son iyi görünmüyor. Teşkilatları düzeltmesini isteyeceğim. Yani mesela karşımda olsa, başkanım teşkilatlarınızı düzeltin, size zarar veriyor. Bürokrasi size zarar veriyor. Ülkemiz güzel durumda. Güzel durumlara doğru gitmesi gerekiyor. Ama bunlardan dolayı güzel durumlara doğru gidemiyoruz derdim ben. Artı olarak da tabii ekonomik durumları söylerdim. Haliyle ekonomik ortalıkta problemler var. Problemleri anlatırdım. Onun dışında da kendine oy vereceğimi söylerdim yani. Onun haricinde başka bir şey söylemezdim.